Merhabalar yeniden. Bugünkü dersimiz sahiplik dünyası. Artık yeni bir dünyaya giriş yaptık. Sahiplik dünyası ile ilgili konuşmadan önce bir önceki dersimizde ne yapmıştık hemen bir hatırlayalım. En son dersimizde işaretler dünyasından bahsettik. Dedik ki işaret ederek gösterdiğimiz şeyleri anlattığımız dünyadır. Hemen kısa bir tekrar yapalım. Yakınımda ve tek bir şeyi gösteriyorken bu derken this is diyordum. Uzakta ve tek bir şeyse, dokunamayacağım uzaklıkta, hatırlayın kişiden kişiye göre değişebiliyordu bu yakınlık uzaklık kavramı. Benim dokunabileceğim yakınlıkta ve tek bir şeyse this is, işaret edip gösteriyorsam. Uzakta ve tek bir şeyi işaret ediyorsam that is'di. Yakında ve çoksa these are, uzakta ve çoksa those are demiştik. Dolayısıyla kurulumları da tekil olanların tekil, çoğul olanların çoğulu. Mesela bu diye bir cümle kuruyorsam, bu bir sandalye diyeceğim. This is a chair diyordum. Oradaki is'le e bağlantılıydı. Bunlar sandalyeler derken de these are chairs diyordum. Oradaki are'la da chairs'ın sonundaki çoğul eki olan s bağlantılıydı. Evet, soru ve olumsuzunu siz artık çok iyi biliyorsunuz. Klasik. Bütün ziyaret edeceğimiz dünyalar için, ettiğimiz ve edeceğimiz dünyalar için aynı demiştik. This is'in sorusu is this, these are'ın sorusu are these olacaktı. Olumsuzunda da not getiriyorduk. Evet, sonrasında ise içinli ifadelere geçmiştik. Aslında bu bir konu başlığı değil ama bizim için bir ekstraydı. Enlemesine genişlemeyi sağlayacak bir şeydi. 3 tane için öğrendik. For vardı. For'dan sonra bir isim, ürün geliyor demiştik. Şöyle de bir örnek mesela yapmıştık. I'm here for English demiştik. İngilizce için buradayım. To vardı. To'dan sonra bir hareket, eylem bildiren bir ifade geliyordu. Gelmek, yatmak, uyumak, kalkmak gibi bir ifade geliyordu. Fiil geliyordu yani. I'm here to learn English demiştik. Learn de öğrenmek eylemiydi. Yaptığımız bir iş vardı burada. Sonrasında ise since'den bahsettik. Dedik ki since aslında ikiye ayrılıyor. İngilizce'de iki görevi var. Birisi then'den beri özellikle perfect tense'lerle kullanılıyor. Diğeri ise doing'dan, sebebinden, için anlamında kendisinden sonra tam cümle, tüm cümle geliyor demiştik. Mesela I'm here since doing'dan ne olduğundan I want to learn English. I want to learn English. İngilizce öğrenmek istiyorum demek. Since I want to learn English, İngilizce öğrenmek istediğim için demiş oldum. Evet, zaten bu for, to, since ifadelerini bundan sonraki göreceğimiz konuların hepsinde tekrar edeceğiz. Evet, bugünkü konumuza artık giriş yapabiliriz. Bugünkü konumuz sahiplik dünyası. Yine adından anlayacağımız üzere sahip olduğumuz şeyleri anlattığımız dünyadır. Sahip olduğum şeyler neler olabilir? Ben bahsedeyim. Mesela ben 4 çocuğa sahibim. Ya da 4 çocuğum var da diyebiliriz. İşte ben bir kaleme sahibim. Ben İstanbul'da 3 arkadaşa sahibim. İşte evimde 4 odaya sahibim. Sahibim, sahipsin, sahipler dediğimiz ifadeler. Evet, şimdi bir bakalım artık farklı bir dünya, farklı bir gezegen. Dolayısıyla ne demiştik? Her gezegenin, her dünyanın yardımcısı farklıdır demiştik. Farklı yardımcılarla başlıyoruz. Cümlelerimizi başlatan ifadeler neydi? Öncelikle onları hatırlayalım. I, you, we, they ve he, she, it'ti. İlerledikçe de göreceğiz bu he, she, it yani üçü de o dediğimiz ifadeler. Genellikle İngilizce'de bir dışlanmışlar. Onlara ayrı kurallar getirilmiş, ayrı tutulmuşlar. Burada da aynı şekilde I, you, we, they için yardımcım have got iken he, she, it içinse yardımcım has got. Şimdi benle birlikte tekrar edelim lütfen. I have got. Ahmet Bey siz de tekrar edin. I have got. I have got. You have got. You have got. We have got. We have got. They have got. They have got. She has got. She has got. He has got. He has got. It has got. It has got. Evet, artık bir cümle kurmak istiyorum. Diyeceğim ki basit bir cümle olsun. Ben bir radyoya sahibim. Bir radyoya sahibim de diyebilirdim. Ben dememe gerek yok. Sahibim diyen kişi kim burada? Ben. O zaman kendimle ilgili bir cümle. I diye başladım. Cümlemizi her zaman bir ifadeyle başlatıp sonrasında bir yardımcı ile kuruyorduk. Şimdi I diye başladım. I benle ilgili cümleyi başlattı ama kurmadı. Kurmak için yardımcıya ihtiyacım vardı. Neyi anlatacağım ben? Sahip olduğum şeyi anlatacağım. Diyorum ki ben bir arabaya sahibim.
ya da radyoya sahibim demiştik. I have got a radio. Şöyle bilgisini de vereyim. Ben bir radyoya sahibim derken, şimdi ilk olarak biz önceki gördüğümüz konuda I am diyesimiz geliyor hemen. Kulağımız da aşina ya. Eğer ben burada I am a radio dersem, am olduğu bir şeydir. Ben bir radyoyum demiş olurum. O zaman olmaz. Am yazamam. Artık sahip olduğum şeyi anlatıyorum. Bu dünyadan, bir dünyasından çıktım, başka bir dünyaya geldim. Sahiplik dünyasının yardımcısını seçeceğim. O zaman I have got a radio diyeceğim. Sahip olduğum başka bir şeyden bahsedeyim ben. I have got diye kurdum yine. I have got a car. Ben bir arabaya sahibim. Şimdi siz de lütfen sahip olduğunuz şeyleri düşünerek cümleler kurun. 3 tane, 5 tane. Ahmet Bey'e soralım mesela. Ahmet Bey neye sahipsiniz? I have got a computer. I have got a computer dedi. Ben bir bilgisayara sahibim dedi. Bu arada PC ne demek? Açılımını bilen var mı PC'nin? Personal computer. Evet. Personal. Personal computer. Pardon. Personal computer. Bunların baş harfi. PC yani kişisel bilgisayar demek. Evet. Mesela bu sefer başka bir cümle yapmak istiyorum. Bir kızdan bahsedeceğim. O bir eve sahip diyeceğim. Nasıl derim? Bir kızla ilgili cümle kurduğum için she diye başlamam gerekiyor. She has got. Evet. Kurmak için yardımcı ihtiyacım vardı. He, she için yardımcım has got'tı. She has got dedim. Bir kızla ilgili onun sahip olduğu bir şeyi anlatan cümleyi kurmuş oldum. Şimdi neye sahip hemen onu söylemem lazım. A home. She has got a home ya da a house. Evet. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir kızdan bahsediyorum yine. O İstanbul'da bir eve sahip diyeceğim. İlk önce sahip diye kurdum. Neye sahip olduğunu söyledim. Nerede olduğunu da söyleyeyim. She has got a house in Istanbul. O İstanbul'da bir eve sahip demiş oldum. Peki, Ali diye bir arkadaşım var. Ali ile ilgili cümle kurmak istiyorum. Ali diye başlayacağım. Ama yardımcım ne olacak acaba? Ali, I, you, we, they, he, she, it'ten neye eşitti? Erkek olduğu için he. He'ye eşit. Tamam, güzel. He için has got'sa Ali için de has got olur. Çünkü he ile Ali birbirine eşit ifadeler. Evet, bakalım Ali ile ilgili bir cümle kurmak istiyorum. Diyeceğim ki Ali Adana'da bir arkadaşa sahip. Ali has got. Neye sahip olduğunu söylüyorum ilk önce. Arkadaş friend'di. Ali has got a friend in Adana. Peki. Şöyle bir cümle yapmak istiyorum. Buna ne dersiniz? Onlar bir kitaba sahip diyeceğim. Ahmet Bey yapalım. Onlar bir kitaba sahip. They evet, has got. Evet. Has got mıydı evet. They? They. He, she, it de has got'tı o dediklerimizde. I, you, we, they de have got oluyordu. Ama bir tane kitap olunca kafamız karışıyor. Yine arkadaşlar. Şimdi burada hemen çok güzel bir şey oldu aslında. Bizim neye sahip olduğumuzun hiçbir önemi yok. 1, 5, 10, 20 önemli değil. Önemli olan bu cümlede sahibim diyen kişi kim? Şimdi onlar dediğim kişi isterse 20 kişi olsun. Biz üniversitede işte aynı amfide ders görüyoruz. 20 arkadaş birleştik, ortaklaşıp tek bir kitap aldık. Bu hepimizin ortak kitabı. Belki fotokopiyle çoğaltacağız, bilemiyorum. Ürünün ne olduğunun, kaç tane olduğunun bir önemi yok. Bizim cümlemizi başlatan ifadenin ne olduğuna bakmamız lazım. Onlar dediğim için onlar ifadesinin yardımcısı have got'tı. Dolayısıyla they have got, onlar sahipler dedim. 5 kitap, 20 kitap, 1 kitap. Önemli değil. 1 diyebiliyorsak 5 de diyebiliriz, 20 de diyebiliriz ama 1 demiştik. They have got a book. Onlar bir kitaba sahip dedim. Cümlemi kurdum. Peki, evet buyurun. Çok pardon hocam. Peki bir kitap dediğimiz zaman bir tekil, dolayısıyla estafisi gelmiyor. Peki biz onlar 5 kitaba sahipler dediğimiz zaman. Evet, o zaman estakısı gelir, birazdan anlatacağım çoğullara gelince. Yani, ama
hem 5'i yazıyorsan evet, kısası geliyor. Evet, geleceğim birazdan. Tamam. Şimdi burada ben başka bir şey yapmak istiyorum. They have got a book dedim. Kendi başına kurulumu olan, bilgisi olan bir cümle kurdum. Onlar bir kitaba sahip demiş olduk. Peki şöyle bir şey eklemek istiyorum. Onlar okumak için bir kitaba sahip. Okumak için. Hatırlayalım hemen için konusunu. 3 tane için vardı. For, to ve since'ti. Şimdi since'den sonra tüm cümle geliyordu. For'dan sonra isim geliyordu. To'dan sonra da eylem, fiil geliyordu. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Tamam. Şimdi bunu şuna bakalım. Okumak nedir? Bir isim midir? Hareket bildiren, yaptığımız, fiil, yapılan bir şey midir? Yoksa bir cümle midir okumak? Fiildir, eylemdir. O zaman bu cümlenin sonuna to'yu ekliyorum. Cümle her ne kadar bitmiş de olsa, şurada bitti cümle normalde. Ama ek yapıyorum ben buna. Ekstra bilgi ekliyorum. To read. They have got a book to read. Onlar okumak için bir kitaba sahipler. Peki şöyle bir cümle yapacağım. Ahmet Bey siz yapıyorsunuz. Bir kızdan bahsedin. Ya da kız olmasın, sen deyin bana. Sen satmak için bir arabaya sahipsin. Ama gidişata dikkat edelim arkadaşlar. Siz de kendiniz yapmaya çalışın bu cümleyi. Sen satmak için bir arabaya sahipsin. İlk olarak cümle kurulumunu yapalım. Evet, buyurun Ahmet Bey. You have got. Çok güzel. Cümle kurulumunu yaptık. Sen sahipsin dediğim için you ile başladım. Kurmak için yardımcıya ihtiyacımız vardı. You'nun yardımcısı have got'tı sahiplik dünyasında. Şimdi sen sahipsin dedik. Neye sahipsin onu söylememiz lazım. Neye sahipsin dedik? You have got a car to sell. A car. Güzel. Sen bir arabaya sahipsin. Şimdi ne için olduğunu söylüyorum. Satmak için. Evet. Satmak da bir eylem olduğu için. To. İçin ifadesi to'dur diyor. To sell. You have got a car to sell. Peki. Cümleye şöyle başlasam ne dersiniz? Benim arkadaşlarım izlemek için bir filme sahipler. Artık cümlemi baştan ifade, hani şu yalın haliyle bildiğiniz IUV'de eşit değil. Aslında yine bunlardan birisine eşit ama bunlardan birinin farklı versiyonu. Benim arkadaşlarım ya da direkt arkadaşlarım izlemek için iyi bir filme sahip diyeceğim. Nasıl derim? Benim arkadaşlarım burada they... Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Öznesine denk. Arkadaş. Arkadaş neydi? Friend. Arkadaşlar, friends, çoğul eki. Arkadaşlarımın sonundaki şu ın bana ait olduğunu anlatıyor. My şimdi friend. Şu lerleri bir şekilde hallettik. Ama bu ın ekinin İngilizce'de bu sona eklenecek bir şekli olmadığı için ben mecburum buradaki ın benim anlamını taşıdığı için my friends demeye. Şimdi cümleye my friends diye başlayacağım. My friends diye başladım. Benim arkadaşlarım esasında bütün cümleleri baştan ifadelerin olduğu gibi şu yediliden birine eşit. Hangisine eşit? They. Benim arkadaşlarım yani onlar çok olduğu için they'e eşit. They için yardımcım have got'sa my friends için de have got oldu. Güzel. Kurdum cümleyi. Şimdi arkadaşlarımın neye sahip olduğundan bahsedeceğim. İyi bir film dedik. Good film. Evet, şimdi to watch. İzlemek için, izlemek yine bir eylem. O zaman to watch mı ya da? Watch. Öyle de okuyabiliriz. Sıkıntı değil. Bazen bu Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi bunlar değişiklik gösterebiliyor. Ben burada ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu tarafı sileceğim arkadaşlar. Have got, has got dedik. Bununla ilgili notlarınızı almışsınızdır. Şimdi biz Türkçe'de şöyle yaparız. Deriz ki güzel bir kız. Bakın. Güzel bir kız. Ya da hızlı bir araba. Ya da ilginç bir kitap. Hani her dersimizde söylüyoruz, yok isim, sıfat, fiil, yüklem, böyle şeyleri kullanmayı sevmiyoruz diyoruz. Ama esasında şu kız, araba, kitap gibi ifadeler bir ürün ismi, isim yani. Güzel, hızlı, ilginç de bu ürünlerin özelliğini anlatan ifadeler. Yani diğer işte sıfatlar esasında bu ürünlerin özelliğini anlatan ifadeler diye de bilebilirsiniz. Adını bilmek zorunda değilsiniz. Şimdi Türkçe'de biz bir ifadelerini ise ortaya koymuşuz.
İngilizce'de arkadaşlar bu birleri başa alıyoruz. A beautiful girl. Şu sıralama aynı, sadece biri başa alacağız. A beautiful girl. A fast car. Şimdi normalde a book diyebilirim. İlginç, enteresan yani. Interesting İngilizcesi. Interesting. Enteresan, ilginç oradan geliyor. Şimdi şuradaki ses uyumuna bakalım. Interesting olmuyor. And interesting. Neydi? E'ni de hatırlatalım. E de en de bir demekti. Ancak tamamen ses uyumuna göre değişiklik gösterebiliyordu. Anlamları aynı olmasına rağmen. Burada da i ile yan yana gelemeyeceği için okunuşa göre, sesin çıkışına göre hareket ediyorduk. E interesting olmadığı için en interesting dedik. Burada da her ne kadar iyi bir film desek de a good film. E'yi başa aldık bakın. Onu da kısaca küçücük söylemiş olalım. Evet, şimdi son bir tane daha cümle yapalım. Olumlu cümleleri bitirelim. Bu cümlede de diyelim ki yine bir kızdan bahsedelim. Bu kız benim en iyi arkadaşım olsun. Benim en iyi arkadaşım Afrika hakkında bir kitaba sahip diyeceğim. Şimdi hakkındayı daha önce görmedik. Hemen anlatacağım onu da. Benim en iyi arkadaşım bir kitaba sahip diye yapalım. Şu yukarıyı temizledim. Benim en iyi arkadaşım, bakın bu she dedik ama he de olabilirdi. Benim en iyi arkadaşım bir erkek de olabilir, kız da olabilir, bayan da olabilir. Erkek de olsa, bayan da olsa he ya da she. Her ikisinde de yardımcım zaten has got. Benim en iyi arkadaşım nasıl denir? Erkek öğrenciler mesela şey, en iyi neydi hocam falan diyorlar mesela genel sınıf genelini. Hemen diyorum ki, en iyi model vardı, hatırlıyor musunuz en iyi model güzellik yarışında? Best model hocam diyorlar hemen, genelde erkek öğrenciler hızlı cevap veriyor. Best en iyiydi. My best friend, benim en iyi arkadaşım dedim. Evet, şimdi kuracağım. Yardımcısı ne olacak benim en iyi arkadaşım? Sahiplik dünyasında kurdukça ya evlat ya da hezgat olacak. E he ya da she'yi eşit olduğu için. Şu tekli şahıs olduğu için has got. Has got. My best friend has got dedik. Sahip bir kitaba dedik. A book. Şimdi arkadaşlar about diye bir ifade yazdım buraya. About kendisinden sonra bir isim, bir ürün alır ve bu ürüne nokta nokta ile ilgili anlamını katar. Ya da nokta nokta hakkında anlamını katar. I have got a book about Africa dersem, Afrika hakkında bir kitaba sahip. About English dersem, İngilizce hakkında bir kitaba sahip. Mesela başka bir şey diyeyim, arabalar hakkında, arabalarla ilgili bir kitaba sahip. About cars da diyebilirim. Yani ünlü biri olsun diyelim ki Tarkan'ın kitabı çıkmış. Gerçi şey var değil mi? Şeyma Subaşı'nın mı meşhur bir kitabı? Evet. Tarkan diyelim biz. Tarkan hakkında, Tarkan'la ilgili bir kitaba sahip. Yani about'tan sonra istediğimiz ismi getirebiliriz. O isme hakkında anlamını katıyor. Madem about'u yeni gördük, başka bir tane daha cümle yazalım. Diyelim ki ben bir probleme sahibim. Vizeyle ilgili. Ya niye dışına gitmiyorsun? Hani gidecektin geçen. Hiç sorma ya. Vize vermediler. Vizeyle ilgili, vize hakkında bir probleme sahibim diyeceğim. Nasıl derim Ahmet Bey? Kendinle ilgili bir cümle olsun bu. Evet. Ben sahibim dedik. I have got. Evet. A problem about I have got. I have got a problem. A problem. Ben bir probleme sahibim. About. Hemen devam ettim. I have got diye kurdum. Neye sahip olduğumu söyledim. Bu söylediğim şey neyle ilgili olduğunu anlatabilirim. Visa mıydı hocam? About visa. Yes. Visa. Visa diye yazıyor. Evet. About visa. I have got a problem about visa. Şimdi buraya kadar olumlu cümleleri gördük. Zaten artık mantığı oturttuysanız, yardımcıların ne olduğunu bildikten sonra hangi dünyanın yardımcısınız, ya hangi dünyanın yardımcının hangi dünyaya ait olduğunu bilip ona göre karar verip devam ediyoruz. Kurulum belli, bilgi belli. Buraya kadar bir problem var mı hocam Ali Bey? Hocam peki biz bu sahiplik dünyasında have got, has got'ı öğrendik. Evet. Peki bunun bizim Türkçemizdeki karşılığı şu mu? Benim bir arabam var. Evet, öyle. Hani
Ama sahibim, çünkü biz Türkçe'de hiçbir zaman öyle bir cümle kurmuyoruz. Evet, ben bir arabaya sahibim. Olur. Evet, doğru. Benim bir arabam var. Benim 4 tane evladım var. Benim iyi bir arkadaşım var İstanbul'da. Bu şekilde kurarız. Ancak benim bir sonraki anlatacağım konum var. Yok dünyası olduğu için orada kavramlar ilk etapta karışmasın diye sahibim diye veriyorum. Onu da anlattıktan sonra aradaki farkları da göstererek Türkçesini daha detaylı açıklayacağım. Anladım. Tamam. Tamam. Şimdi İngilizce'de dedik ki cümlelerimizi soru yaparken cümlenin yardımcısını başa alıyoruz demiştik. Evet, başa alacağız. Yalnız burada şöyle bir istisnai durum var. İsterseniz not olarak alabilirsiniz, bunu yazabilirsiniz. Sahiplik dünyasında yardımcılarımız her ne kadar, altını çiziyorum, her ne kadar hevgat ve hezgat olsa da asıl yük hev veya hezin üzerinde olduğundan cümlelerimizi soru yaparken sadece hevi ya da sadece hezi başa alırız. Örnekle göstereyim. Şimdi bir kızla ilgili cümle kurdum. She has got a child. O bir çocuğa sahip. Sorusunu yapacağım. O bir çocuğa sahip mi diyeceğim. Yardımcımı başa alarak soru yapıyordum. Öncekilerden hatırladığınız. Evet, yine aynı. Ancak burada kural diyor ki ya has got çok uzun. Bunun hepsini başa taşımak zor, biraz sıkıntılı. O yüzden sadece yardımcımızı başa alalım. Yardımcıyı başa aldık. Has she got? Bakın, got'la devam ediyoruz yine. Got'ı kaldırmıyoruz. Sadece his'i başa aldık, devam ettik. She got, got orada duruyor. Has she got a child? O bir çocuğa, yine aynı bilgiler, herhangi bir değişiklik yok. O bir çocuğa sahip mi diye sormuş oldum. Seninle ilgili bir cümle kuracaksam, sana karşındaki ne soruyorsam, you'du sen ya da siz demek, have got da yardımcımızdı. Ne yapıyoruz? Have'i başa alıyoruz. Have you got? Sen sahip misin diye sormuş oldum. Have you got a problem? Sen bir probleme mi sahipsin? Neyin var senin ya? Kötü gördüm seni. Have you got a problem? Peki birkaç tane daha soru yapalım bununla ilgili. Şöyle bir cümle yapmak istiyorum. Senin baban bir kameraya sahip mi diyeceğim mesela. Senin babana bir kamerası var mı? Senin baban bir kameraya sahip mi? Şimdi bu tarz cümlelerde zorlanıyorsanız, vereceğimiz çeviriler için de söylüyorum bunu, çeviriler vereceğiz. Hani senin baban sahip mi diyor. İlk etapta bu bir soru cümlesi. İlk etapta düz cümle, olumlu cümleyi yapmaya çalışın. Yani normalde senin baban, your father deyip cümleyi kuracağız. Doğru mu? Sahip olduğu için hevgat ya da hezgat. Hevgat mı olur, hezgat. Neden? Onun babası çünkü. Üçüncü tekil şahıs. Senin baban. Evet. Şimdi senin ne olduğunu hiç önemi yok ki. Evet. Senin baban. Biz bir erkekten, babadan bahsediyoruz. Evet. Yani he demek. He için has gotsa, your father için de has got oldu. Your father has got a camera dedik. Bir kameraya sahip. Senin baban bir kameraya sahip mi diye sorusunu yapmak istiyorum. Nasıl yapıyordum? Yardımcım has got ama asıl yük has'in üzerinde olduğu için sadece has'i başa aldın. Has your father got demiş oldun. Has your father got? Bakın şurayı, your'la father'ı sakın birbirinden ayırmayı düşünmeyin. En çok yapılan hatalardan birisi bu. Nasıl he'yi yazarken hani H harfini ayrı, E harfini ayrı yazamıyorsanız bunu da öyle düşünün. Ayrı yazılıyor ama beraber birleşince, bir araya gelince beraber satılan bir ürün gibi düşünün. Bunları ayıramazsınız. Sadece has'i başa aldın. Has your father got a camera? Senin baban bir kameraya sahip mi? Son bir tane örnek yapalım. Onlar Bodrum'da bir yazlık eve sahip mi bilmiyorum. Soru yapalım direkt. Onlar sahip mi dediğime göre neyi başa alacağız? Hevgat. Hevgat'ı başa alamıyorduk değil mi? Evet, ne yapıyorduk? Sadece hevi alıyorduk çünkü asıl yük evin üzerindeydi. Şey gibi ha, sanki böyle biz özellikle ayarlıyoruz da yanlış yapalım da hani karşı tarafa tamam, daha iyi anlatmak için. Hocam arkadaşlara deniyorum zaten. Kesin, evet. Ahmet Bey'e de o bir bak, acaba yanlış bir şey söyle, zaten yanlış söyle ki sen evet söylüyorsan onlar da söylüyor. Tabii. Emin ol yani. Onları düzeltmiş oluruz hiç olmazsa. Evet. Hem, evet. Şimdi have got, onlar sahip evet mi dedik.
Ve hevgat olumlu cümlesi. Hevgatın hemini başa aldık. Hevgat. Yazdık hep. Summer yazdı. Bileniniz vardır belki. Summer house. In çeşme mi dedik? In Bodrum dedik hocam. In Bodrum, çeşme. It doesn't matter. It doesn't matter ne demek ya? It doesn't matter. Aralarda böyle söylüyoruz. Önemli değil mi? It doesn't matter. Fark etmez. Siz de bilin. Bu arada İngilizce'de iki T yan yana gelince Diyarbakır'ın D'si gibi okunur. It doesn't matter. Mesela bottle, şişe demek. Mesela better, daha iyi demek. Şu T'ler yan yana geldiğinde Diyarbakır'ın D'si gibi okunuyor. Evet, buraya kadar tamamsak soruları da yaptık. Sahiplik dünyasının yardımcıları Hevgat Ezgat dedik. Sorularda sadece Hevi veya Hez'i başa alıyoruz dedik. Şimdi olumsuzlara geçtik. Olumsuzlarla da arkadaşlar yine biliyoruz. Klasik olumsuz yapma şeklimiz yardımcıdan sonra değil anlamına gelen not ekini getiriyorduk. Ancak az önce soruda yaptığımız kural geçerli. Yine aynı şekilde şöyle bir kuralımız var, not almanızı tavsiye ederim. Sahiplik dünyasında yardımcılarımız her ne kadar hevgat ve hezgat olsa da asıl yük hev veya hezin üzerinde olduğundan cümlelerimizi olumsuz yaparken hev ya da hezden sonra not ekini getiriyoruz. Not ekini hev ya da hezden sonra getiriyoruz. Buraya kadar olan kısmı bir temizleyelim. Şimdi artık sahip olmadığım şeyleri söyleyeceğim. It doesn't matter neydi? Fark etmez demektir. Evet. Onu iti kullanmadan da kullanabiliyoruz değil mi hocam? Doesn't matter diyorlar. Konuşma İngilizcesi de diyebilirsiniz. Bu arada madem böyle bir hani kısaltma gibi bir şeyden bahsettik. I have got eşittir şu have'i I diye kısaltırlar. Konuşurken I got sanki I got dedi gibi gelir size. Aslında I've got diyor. Orada V'yi söylüyor. I've got a book. I've got a problem. Ya da he ya da she has got da she's got is gibi kısaltılır. Ama got'tan dolayı has olduğunu anlarız onu. She's got a daughter mesela. O bir kız evlada sahip. Evet, biz yine cümlemize geçtik. Bunu biraz şu tarafa alacağım. Ne dedik? I have got a child. Ben bir çocuğa sahibim. Sahiplik dünyası yine. Bunu olumsuz yapacağım. Ben bu çocuğa sahip değilim diyeceğim. Benim bir çocuğum yok diyeceğim. Kendimle ilgili bir cümle aynısını olduğu gibi yazacağım ama şimdi yardımcım have got'tı. Asıl yük have'in üzerinde olduğundan not ekini have'den sonra getiriyorum. Got'ı yine yazıyorum. Have not got. Bunun da kısaltılmışı haven't oluyor. I haven't got a child diyebilirim. Ben bir çocuğa sahip değilim dedim. Evet, olumsuzlarla alakalı bir örnek daha verelim. Diyeceğim ki bir erkekten bahsedeceğim. O paraya sahip değil diyeceğim. Erkek nasıl başlarım Ahmet Bey bir erkek olduğu için? He has not got veya güzel. He hasn't got. Çok güzel. Yardımcım he için has got. Ancak diyor olumsuz yaparken asıl yük has'in üzerinde olduğundan has'den sonra not ekini getiririm. He hasn't got money. O paraya sahip değil ya da onun parası yok diyebiliriz. Peki daha önce öğrendiğimiz için ifadelerini kullanacağım. Diyeceğim ki şu ev için. Hani geçen bakmıştık ya şu eve. Evet. Yani Ali onu alamaz ya. Şu ev için parası yok. Şu ev için paraya sahip değil. Buradaki için, içinleri hatırlayalım. For, to ve since'ti. Since'den sonra tüm cümle, to'dan sonra fiil, eylem, hareket bildiren bir ifade. For'dan sonra isim geliyordu. Şu ev dediğim şey. Eylem olmadığı için. Evet, isim evet. Olduğu için ne yapacağız? For geliyor. Kameranın arkasında Ahmet Bey'le bununla alakalı bir gülüştük de şu an oturttu o da. Evet. For that house. Evet. Ondan yani gülümsememiz kendi kendimize. He hasn't got money for that house. O ev için parası yok. O ev için paraya sahip değil dedik. Peki Ahmet Bey şöyle yapsaydık. O evi almak için paraya sahip değildi. Sen orada bir eylem fiil evet. Olacağı için to kullanıyor. İşin içine bu sefer evet. Almak, satın almak eylemi giriyor. Evet. O zaman da ne diyoruz? To buy.
buy satın almaktı. To buy that house. House. Yine bakın o ev var ya da şu ev var ama işin içine satın almak da girdi. Öncelikle eylemden sonra, to'dan sonra eylem geldiği için to buy that house. O evi almak için ya da şu evi almak için parası yok demiş olduk. Paraya sahip değil demiş olduk. Son örnek demiştik ama bir tane daha verelim. Diyeceğim ki Ahmet Bey bana bir şey sordu, bir şey konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ya en son gördüğümüz about ifadesini, hakkında ifadesini tekrar etmek için yapıyorum. Ya benim bu konuyla ilgili bir fikrim yok diyeceğim. Yorum yok. Yorum yok neydi bu arada, ona da bakalım. No comment değil mi? Biz evet. Sizdeyken tişörtleri çıkmıştı ya yani şurada no comment yazıyordu. Yorum yok. Evet. Buyurun. I haven't got. Tamam. Bir fikre sahip değilim. Kendimle ilgili bir cümle. I haven't got an idea. 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 Idea okuyoruz. Evet. That's a good idea falan yaparız. Evet. Aa ne güzel bir fikir. That's a good idea. Duydunuz mu bunu? Biri bir şey söyler. Hadi şunu yapalım mı mesela? Hadi yapalım ya. That's a good idea. İyi bir fikir. Şu Edirne Adana. Evet. That's a good idea. I haven't got an idea. Bir fikre sahip değilim. Bu konuyla ilgili dedik. Evet. Bu konu hakkında. Hakkında ile ilgili about'u. About'tan sonra da this. Bu konu. This. Subject. Değil mi? This'i de görmüştük. This subject. This topic de diyebilirsiniz. Başlık o da. Bu başlık hakkında, bu konu hakkında. Evet arkadaşlar. Buraya kadar ne yaptık? Sahiplik dünyasını inceledik bu dersimizde. Sahip olduğumuz şeyleri biz artık farklı bir dünya olduğu için farklı yardımcılarla anlatıyorduk. Yardımcılarımız have got ve has got'tı. Have got ve has got biraz uzun olduğundan soru yaparken sadece have'i ya da has'i başa alıyorduk. Çünkü ağırlık onların üzerindeydi. Olumsuz yaparken de have veya has'den sonra not eki getiriyorduk. Evet, sahiplik dünyamızı da bitirdik. Yine arada ekstra bir böyle ellemesine genişletecek ifadelerle alakalı ders yapacağız. Onları da tamamladıktan sonra konuyla ilgili translation yani çevirilerimizi çözmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir şey mi diyecektin? Keşke o şeyi söyleseydin de neyse gidip gitti. Hani cümle kurmayla alakalı hem insanlara... Başlıyoruz. Akıyor. Yeniden merhaba arkadaşlar. Artık Tamam, hadi başla. Sonra bir önceki dersi şey yapalım tamam. İstersen. En başta almak biraz zor olabilir. Bir önceki dersimizde de işaretler. İşaretler dünyası. Tanım diye. To dersen. Fiil, eylem, içeride. Eylem yok ki. O ev için dedim ben. Hayır, satın almak için. Onu demedim henüz. Ha, demediniz. Ezlerden gitmeyelim. O ev için dedim. O zaman